Merhabalar arkadaşlar, dershaneburada.com YouTube kanalının sezonun son videosuyla karşınızdayım. Daha önceki rehberlik videolarını Özkan Hocam çekti, bu sefer ben çekeyim istedim. Burada arkadaşlar bugün LGS'de, liselere giriş sınavında neler yapacağız, sabah kalktık ne yapacağız, sınavda nasıl davranmamız gerekiyor, bu önemli ve çok iddialı bir laf ettik. Dedik ki sınavda hayat kurtaran tavsiyeler. Gerçekten bunlar hayat kurtaracak. İstediğiniz kadar iyi çalışmış olun. Şey yapın, üst üste 3 tane soruyu yanlış yaptınız ve stresiniz acayip yükseldi. Kafa gitti. Eyvah anneme ne diyeceğim, babama ne diyeceğim. Ya nitelikli liseyi kazanamazsam. Eyvah eyvah. Mahalle mektebine gittiğimde o kadar da bu çocuk çalıştı dediler. Dershaneye gitti dediler. Süper süper laflar. Denemelerim iyiydi. Bunlara girdiğinizde arkadaşlar istediğiniz kadar yılı iyi geçirmiş olun. İstediğiniz kadar her soruyu bilin. Bitti. Girmeyeceğiz bunlara. İşte bu tarz şeyleri anlatacağım bu videoda. O zaman hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar sabah kalktık. Sabah kalktığımızda uykumuzu almış olmamız lazım. Almadıysak da çok önemli değil. Bakın size şunu söyleyeyim. Hiç uyumadan da bu sınav yapılır. Ama bunu önermiyorum tabii ki. O yüzden uykumuzu alabilmek için bugün yayınlayacağız videoyu. Bugün erken yatmaya çalışın. Hocam yattım, sağa döndüm, sola döndüm, uykum gelmedi. Gelmesin, bir şeyler düşünün falan. Asla yapmayacağınız şeyi söyleyeyim. Yataktan kalkmayın arkadaşlar. Yataktan kalkıp da ışığı yakıp başka şeyler yapayım, uykum gelince geri gelirim derseniz gitti. 2. Sabah erken kalkın. Yarın cumartesi. Yarın erken kalkın. Bayağı erken kalkın. 6'da kalkın, 6.30'da kalkın. Zorla kalkın arkadaşlar. Niye? Sabah erken kalktığınızda yarın akşam erken yatma ihtiyacı kendiliğinden gelecek zaten. Biyolojik olarak sizin o sirkadyen ritim çalışıyor. Beyninizdeki bir yer çalışıyor. Sizin uyku mekanizmanız çalışıyor. Yani o size baskı yapacak hadi yat diye. O yüzden yarın kesinlikle erken kalkıyoruz. 1. 2. Başka ne yapacağız? Kalktık. Güzel. Uykumuz geldi. Hadi bir öğlen uykusu yok. İyi bir kahvaltı yapın arkadaşlar. İyi bir kahvaltıdan maksadım normalde ne yapıyorsanız, ne seviyorsanız onları yiyin. Ekstra bir şeyler yemeyin. Anlaştık mı? Yani normalde yemediğiniz şeyleri bu kafa çalıştırıyormuş, bilmem ne yapıyormuş, balık yağı süpermiş, hadi ondan 10 tablet atalım falan yapmayın. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu konsantrasyonu düzelten bir ilaç varmış. Doktor tavsiyesi değilse kullanmayın. Yapmayın böyle şeyler. Normalde ne yiyorsanız içiyorsanız onları. İçme kısmı. Arkadaşlar çay ve kahveye dikkat edin, kolaya da dikkat edin. Kafein ve tein yarın sizin için sıkıntılı şeyler. Çay da tein, o çok kafein kadar sıkıntılı olmasa da diğeri de kafein arkadaşlar. Kahvenin içindeki kafein, o dedim ya erken kalktığınızda beyniniz size baskı yapacak. O size baskı yapacak o hormonu, uyku hormonunu engelliyor arkadaşlar. Uyumanızı engelliyor. O zaman size tavsiyem yarın kahvaltıda çay içebilirsiniz ama kahve içmeyin. Kahveyi bir gün içmeyin. İlla içeceğim hocam ben kahvesiz olduğumda başım ağrıyor diyen tiplerdenseniz de lütfen ama lütfen saat öğleden önce 11'den sonra artık kahve mahve içmeyin yarın. Yarın ders çalışmayın. Yarın sizin stresinizi atacak ne varsa onlarla iş yapın. Sınavı düşünüp daha bu neydi şu neydi diye kaygılara strese girmeyin. Bu stres hormonu sizi akşam uyutmaz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunları yaptık. Yani bugünden itibaren ne yaptık? Yediğimize içtiğimize dikkat ettik. Erken yattık, erken kalktık. O gün kalktık uykumuzu almışız. Süper. Arkadaşlar o gün kalkıp da o gün bugün eyvah ne yapacağım demeyen öğrenci psikopattır. Net. Sağlıklı her insan stres yapar arkadaşlar. Siz bir şöyle bir derin nefes alın. Bugün çok güzel bir gün olacak. Bugün benim günüm olacak deyin. Kahvaltınızı yapın. Erken gitmeye çalışın okulunuza. Okulunuza gidin. Ortama bir bakın. Tuvalet ihtiyacınızı kesinlikle giderin. Oturdunuz arkadaşlar. Stres bastı. Normal. Dedim ya. Bu normal değil. Ayrıca bu stres. Ben bugüne kadar bir sürü denemeye girdim. Bu da yanılmış. Ben bugüne kadar bir sürü denemeye girdim. Ben bu denemelerden yüz akımla çıktım. Bu da onlardan herhangi biri. Ayrıca çıkmış soru kolay sorudur. Öyle çok zor sorular falan da değil. Çünkü bütün Türkiye'nin girdiği bir sınav bu diye kendinizi bir telkin edin. Bir. İkincisi arkadaşlar ben kendi yüz yüze ders verdiğim öğrencilerime şunu diyorum. Çocuklar biz çok iyi hazırlandık. O yüzden şunu diyeyim. Etrafınıza bakın.
hepinizden daha iyiyim deyin. Siz de yapın bunu ama bunu içinizden yapın, yoksa dayak yersiniz. Yani şimdi stresinizi hafifletmek için bir yol var arkadaşlar. Nefes tekniği. Nefes tekniği şu, işte kağıtlar dağıtılırken falan derin bir nefes alın. İçinizde biraz tutun. Bütün dertler, tasalar gidiyormuş gibi hissederek yavaşça verin. Yine çekebildiğiniz kadar derin nefes alın. Ben yapamıyorum. Yakında Covid geçirdim. Derin nefes alınca öksürmeye başlıyorum. O yüzden gösteremiyorum. Kusuruma bakmayın. Derin nefes alın. İçinizde tutabildiğiniz kadar bir 8-9 saniye tutun. Sonra salın arkadaşlar. Tamam mı? Bu sizi biraz rahatlatacak. Artı. Neyse, o gelince yapalım. Hareket etme ihtiyacınız olursa şu hareketleri yapın arkadaşlar sınavda. Hani tam böyle boks maçına başlar gibi şu şöyle falan yapabilirsiniz. Kimse size bir şey demez. Sınav anında değil de sınavdan önce bir kendinizi rahatlatın. Ben hazırım deyin, yani mücadeleye hazırım arkadaş. Ben bugünü bir yıldır bekliyorum. Gönder gelsin rakip. Hiç korkmayın. Arkadaşlar, bir sorudan korkmamakla o soruya karşı laubalilik yapmak aynı şey değil. Korkmamak, sorunun konuyu gördüğünde ben bunu yapamam dememektir. Ne anlatmış bakayım, ben bu soruyu kesin çözerim diye girişmektir. Ama laubalilik şudur: ya bu konuda değil mi? Ya hemen yarım gözümle yaparım ben bunu. Paragrafı okumadan yaparım ben bunu. Dikkat gitti, şıklar gitti, paragrafta başka şey yazıyordu. Bunları yapmayın. Yani böyle laubaliliklere gerek yok. Kendini bilmişliklere gerek yok. Ne diyorum? Bir savaşta rakibimiz karınca olsa arkadaşlar, savaş bitene kadar biz ona fil muamelesi yapacağız. Savaşı kazandıktan sonra herkes seni kutlayacak zaten. Karıncalar da filler de kutlayacak. Anlaştık mı? O yüzden sorulara karşı laubalilik yapmıyoruz. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Size bir şey öğreteyim. Şimdi mesela ben şöyle dursam ne hissedersiniz? Mustafa Hoca'nın canı sıkkın, morali bozuk değil mi? Keyfi yok. Arkadaşlar bakın, iç dünyamızdaki duygular dışımıza yansır. Yani moralim bozuksa omuzlar düşer, şey düşer, kafa düşer. Kendimi böyle cenin pozisyonuna alırım. Hacmimi çok küçük hale getirmeye çalışırım falan. Ama mutluysam, kendime güveniyorsam nasıl olur? Kafa dik olur, göğüs ileride olur, omuzlar geniş olur değil mi? Bakın bu içten dışa etki. Şimdi bir de dıştan içe etki var. Beyin öyle çalışıyor arkadaşlar. Hele ki bilinçaltımızı her türlü kandırabiliriz. Şimdi bakın şöyle. O gün biz dik duracağız. Özgüvenimiz yüksek. Gülümseyeceğiz. İçimizdeki o stres yavaş yavaş gitmeye başlayacak arkadaşlar. Tam tersine de çalışır bu. Hani özgüvenim yüksekse dik duruyorum, gülüyorsam mutluyum demektir falan ya. Tam tersi. İçten değilim aslında, stresliyim. Dik durdum. Belli bir süre sonra özgüvenim kendine gelir. Gülümsedim insanlara, gülümsüyorum, ben iyiyim diyorum falan. Ne oldu? Eski stresinizi, kaygınızı azaltabilirsiniz sınav öncesi. Anlaştık mı arkadaşlar? Artı anda kalmaya çalışın. Ne demek anda kalmak? Kafanızda bin bir türlü düşünce olmasın. Sadece önümde bardak var. Bardakta yeni nesil dershane yazıyor. Ne yazıyor? Dershane burada yazıyor. Bak andayım. Önümde gülümseyin, yüzünüzde gülümseme, bir süre sonra duyguları, davranışı, etkiler yazıyor. Başka şey düşünmüyorum. Kaç kişi izleri düşünmüyorum. Bu çocuklar beni sever mi sevmez mi? İyice tombikleştim. Ekranda güzel gözüküyor muyum? Gözükmüyor muyum? Yanımdaki güzel kız benim hakkımda ne düşünüyor falan. Düşünmüyorum arkadaşlar. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne yapıyorum? Anda kalıyorum. Buradayım. Siz ne yapacaksınız? Siz de öyle yapacaksınız. Yani eyvah, sınav günü geldi. Ya yapamazsam? Bir kere kesinlikle negatif duygular ve negatif cümleleri atıyoruz. Çöp. Hepsi çöp. Negatif bir şey yok arkadaşlar. Aklımıza getirmiyoruz. Anda kalıyoruz. Öğretmenin saçına bakıyoruz, başına bakıyoruz. Dağıtıma bakıyoruz. O ara işte doldurmamız gereken şeyler varsa onları dolduruyoruz. Asla sınav zor mu? Sorular bilmem ne mi? Herkes benden daha iyi yapar mı? Gibi negatif şeylere girmiyoruz. Acaba Milli Eğitim Bakanlığı bu sene soruları NASA'ya mı yaptırdı? Bu sene biz hapı mı yuttuk? Böyle şeylere girmiyoruz arkadaşlar. Yok sınavda şu çarpazdaki çocuk da sümüğünü sürekli çekecek mi? Acaba üst kattakiler ses mi yapacak? Dışarıdan korna mı çalınacak? Bunları düşünmüyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Böyle ekstradan kaygıları düşünüp de yeni kaygı satın alma yapmıyoruz. Önceden. Ama sınav anında seni rahatsız eden bazı sesler varsa arkadaşlar duymayın.
Konsantre olduğunuzda onları duymazsınız zaten. Normalde uykum varsa ben uyurum ama uykum yoksa yattığımda odada bir tane saat varsa o tik tak beni rahatsız eder. Takarım kafaya. Bunları kafaya takmayın. Yapacağınız şey soruyu kafaya takmak. Anlaştık mı? He, ama hocam abartı bir şekilde bir şey var ve sınavdaki sorumlu öğretmenimiz ve kesinlikle müdahale etme. O zaman parmak kaldırın, anlatın derdinizi. Ama o olmaz. O çok küçük bir ihtimal. Bunu aklınıza bile getirmeyin yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki ilerleyelim. Dikkat dağılırsa ya da mola ihtiyacınız olursa dik oturun, derin bir nefes alın, hedefinizi hatırlayın. Arkadaşlar sınav başladı. Üst üste soruları yaptık. İyi de gidiyor. Dikkat dağılmadı. Hiç sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bir şeyler oldu. Bir tık sesi var, bir şey var. Ya da bir soru canım sıktı. O soruyu unutup devam etmem lazım. Önüme bakmam lazım. Bakamıyorum. Şöyle bir dur. 10 saniye. Ben bunu yapacağım de. Ben bunun için bir yıldır çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sınavdan çıktıktan sonra ben bu soruyu yapabilirmişim demeyeceğim. Yapabileceğim tüm soruları zaten yapmış olacağım de. Geri dön. Anlaştık mı arkadaşlar? Konsantrasyon ve motivasyon hedefi görmekle olur. Hedef belli ve sen bunu yapabilirsin abi. Çünkü bir yıldır çalışıyoruz, anlaştık mı? Bunu kendi kendinize söyleyin. Sen bunu yapabilirsin. Sen bunu yapabilirsin de. Peki sen bunu yapabilirsin altı boş mu? O da şunu söyleyeyim. Yıl boyunca her konuyu çalıştık mı? Çalıştık. Örnek sorularını çözdük mü? Çözdük. Her dersten en az 1-2 soru bankası bitirdik mi? Hocam ne 1-2'si, 5-6 bitirdik. Sizin videoları 5-6 kere izledik. E bitti. Yani bu sizin yapabileceğinizi gösterir. Emek harcamışsınız arkadaşlar. O yüzden bu emeği çöpe atmayacağız. Ne yapacağız? Soğukkanlı davranacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Peki devam edelim. Zorlandığınız sorular olacak mı? Tabii ki olacak. Ne yapacağız? Ya ben bu konuya iyi çalışmıştım ama bu soruda iki şık arasında kaldım. İşlem çok yoğun çıktı. Bir türlü çıkamadım. Heyecandan acaba işlem hatası mı yaptım? 2 dakika geçti. Hissedersiniz. Zaten karşıda da saat olacak arkadaşlar. 2 dakika geçti soruda. Şunu sorun kendinize. 30 saniye içinde ben bu soruyu çözebilir miyim? Cevap evetse uğraşmaya devam edin. Hayırsa geçin o soruyu. O soruyu geçin. 30 saniye geçti, hala çözemedin. Geçin o soruyu. Niye? Arkadaşlar ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. Benim hedefli öğrencilerimden bazıları bazı yıllar kazanamadılar. Bırakın en iyisi ki çok kötü sınav geçirdiler. Sebebi ne? Pirius zaferi diyorum ben buna. Sebebi şu arkadaşlar. Ben tam yapacağım diye giren öğrenci bir soruda inatlaşıyor. O an bir şeyini görmüyor, yani o kadar basit. Ve 12 dakika, 15 dakika bir soruyla uğraşan, çözen ya da çözemeyen öğrencim var. Sonra ne oluyor? Eyvah 15 dakika geriye düştüm diye heyecan. Heyecan kaygıyı tetikliyor ve sonraki soruları artık dikkatli okumamaya başlıyor. O soruyu zorla yapmaya çalışan öğrenci sonraki sorularda zamanı yetiştireyim derken eli ayağına dolaşıyor. Düzgün okuyamamıyor ve dikkatten yanlışlar yapmaya başlıyor arkadaşlar. Ve yine buradan sonra da iki çeşit öğrenci var. Yanlışlar yapmamak için dikkati de dağıldı. Bir soru 3 kere 5 kere okuyup da artık 30 dakika 35 dakika geriye düşeni de var. Yetişeyim diye hiç yapmayacağı yanlışları yapanı da var. Ne oldu? O soruyu yaptın, tebrikler, ama sınav gitti. Yapmayın bunu. İnatlaşmayın sorularla. Yapamadığınız soru varsa uğraştınız, çıkmıyor. Geçin. Geçin. Hocam üst üste 2-3 tane geçtiğim soru olursa ne yapacağım? Birincisi arkadaşlar, bir soruyu geçtiğinizde diğer soruya anda kalın demiştim ya. Öbür soruyu düşünerek geçmeyin. O bitti artık, o kaldı, geride kaldı. Geri dönersem bakarım. Ama şu an yaptığım soruda %100'ümü vermek zorundayım. Bir. İkincisi, şanssızlık ya, üst üste 2 tane yapamadığın soru olabilir. Olsun. Şunu bilin arkadaşlar, bu girdiğiniz sınav bir sıralama sınavı. Ne demek istiyorum? Tüm Türkiye'de ya da şehrinizdeki öğrenciler arasında sıralanacaksınız. Yandaki öğrencilerin, diğer okullardaki öğrencilerin, şehrinizdeki öğrencilerin tam yaptığından emin misiniz? Hayır. 3 yıl önce öğrenciler acayip zorlandılar mesela matematikte. 4 boşla
3 yanlış bir boşla, ki normalde olmaz, Eskişehir Fatih Fener'e girdiler. Yani bu bir sıralama sınavı arkadaşlar. O yüzden yapamadığınızı geçin, yaptığınızı maksimize etmeye çalışın. Diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz ki, sonradan sıralandığımızda göreceğiz. Ama üst üste 2 tane 3 tane yapamadım diye sonrasında eli ayağına dolaşıp da hocam 12 tane matematik sorusu yapabildim, 8 boşum var dediğinde gitti. Boşu boşuna çalışılmış bir yıla dönüştü. Ha, ben şuna bu cümleme tam da inanmıyorum. Çünkü biz sadece sınav kazanmak, okula gitmek için çalışmadık arkadaşlar. Sizdeki bilgi size illaki yardım edecek. Gittiğiniz diğer lisede yardım edecek. Sonra lise konularını çıtır çıtır çıkarken yardım edecek. Çünkü ortaokul konularının üstüne bir iki şey ekleyeceğiz. O da lise konusu olacak. O yüzden asla öğrendikleriniz boşuna değil. Ama madem bu kadar çalıştık, iyi bir okula gidelim yani. Değil mi? O yüzden soğukkanlı olacağız. Aman ha. Bunu unutmayın. Soğukkanlı olacağız arkadaşlar. Evet. Bir soruda dedik zaten bunu 2 dakikadan fazla şey yapmayın diye. Moral bozmayın dedik. Arkadaşlar bu benim tavsiyem. Ben burada biraz inisiyatif alıyorum. Ve genelde öğretmenler inisiyatif almazlar. Size göre değişir derler. Aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın derler. Ben inisiyatif alıyorum arkadaş. Sayısal kısımda fenden başlayın. Net. Niye? Çünkü eğri oturup doğru konuşursak, bu yeni nesil sınav sistemi dedikleri ucube çıktığından beridir arkadaşlar. Her sene matematik daha zorluyor. Ve laf salatasına boğulmuş bir matematikle karşı karşıyayız. Çok fazla zaman yiyor. Çok fazla zaman yediği için stresi arttırıyor ve matematikten sonra fene vakit de kalmadığı için moral bozukluğuyla giriliyor. Fende yapılacak netler yapılamayabiliyor. Tam tersi yaparsak, fenden başlarsak arkadaşlar, bu sefer fen görece olarak daha kolay. Ve kafamız daha taze bir şekilde fene girdiğimizde okuduğumuzu düzgün anlıyoruz, netlerimizi çoğaltıyoruz. Bir. İkincisi, ya tam zamanında, 2 dakikayı asla geçirmeyin ama 2 dakikadan az da çözeceğiniz fen soruları da olacak. Cebinize fazladan zaman koyarak matematiğe geçiyorsunuz. 2. Sayısal kısmın yarısını bitirmiş oluyorsunuz. Bunun rahatlığıyla geçiyorsunuz matematiğe. 3. O yüzden arkadaşlar benim size naçizane tavsiyem kesinlikle sayısala fenden başlamanızdır. Evet. Bir soruyu çözerken çok dikkatli olun. Boş bıraktığınız soruları düşünmeyin. Sadece çözdüğünüz soruya odaklanın. Ne dedik buna? Anda kalın. Anda kalmak kolay değildir. Emek ister. Ve o ara diyeceksin ki bu soruyu merak. Sonra ne yapacaksın? Paragraf varsa okurken yan tarafa özet çıkaracaksın. Tablo bilgisi gerekiyorsa tablo yapacaksın. Arkadaşlar soruyu tam anlamıyla anlamadan cevaplara geçmeyin. Soru kökünü okuyun. Üst tarafta paragraf ne diyor düzgün okuyun. Okurken notlar çıkarın yan tarafa. Sonrasında geçin cevaplara. Ve 4 cevabı da okumadan işaretlemeyin. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Aslında 5 şıkkında yanlış ama doğru olabilecek bir ihtimal daha var. O an aklına gelmiyor, yanlış diye işaretliyorsun. Sonra bir de D şıkkını okuyorsun ki aman Allah bu da yanlış. Sonra tavsiyem şu, hepsini işaretleyerek gidin, artı koyun, eksi koyun, soru işareti koyun, nasıl bir işaretleme sisteminiz varsa o sizde. B ve D size göre yanlış. Sonra bir daha okuyun B ve D'yi ve deyin ki hangisi daha yanlış? D. O zaman onu işaretleyin. Ama D'yi okumasaydınız B'yi işaretlemiş geçmiştiniz. Ve hızlı yaptım, oh da kolaymış sınav demiştiniz ama soruyu nete çeviremedikten sonra hızlı yapmışsınız, kime ne fayda? Oldu mu? 4 şıkkın 4'ünü de orada okuyacağız arkadaşlar. Bu kesin. Şimdi geldik kitapçıktaki her sayfada kaç soru varsa önce onları çözün sayfa değiştirirken. O sayfadaki soruyla cevap anahtarına kodlayın. Arkadaşlar şimdi mesela fen bölümü yapıyoruz. Bazı sayfalarda bir soru, bazı sayfalarda iki soru, bazı sayfalarda 3-4 oluyor. Sorular olacak. Sayfaya geçin arkadaşlar. O sayfada 4 soru varsa 4'ünü de bir yapın. Çünkü soru soru yapmak çok fazla sizi bölüyor. Tamam mı? O sayfanın tamamını bitirin. 4 sorunun 4'ü de bitsin.
Diyelim ki 16, 17, 18, 19. sorularda onlar. Ve A, B, C, D olsun. Onu şey yapmamak için. Şimdi 16A. Şöyle yapın arkadaşlar. Fen yapıyorum ben. Feni buldum. Yani o heyecanla feni sosyal inkılap tarihine, onu ne bileyim Türkçe'ye, İngilizce'ye işaretleme ihtimaliniz var mı? Çok düşük de olsa var. Feni buldum. 16. soru. A, B, C, D ya. Sakın şöyle yapmayın. Boş bulduğunuz yerden A, B, C, D işaretlemeyin. Ne yapın? 16A, 17B içinizden söyleyerek işaretleyin. Niye? Arkadaşlar 15. soruyu boş bırakmışsanız A, B, C, D'yi, işte A'yı 15'ten başladığında 16A olması gereken ne oldu? 15'e A koydun. 17'indeki B olması gereken 16'ya koyduk. Biz buna kaydırma diyoruz. Bunu yapmamak için içinizden şunu yapacağız. 16A işaretle 17B. Hocam ama zaman kaybettik. Zaman kaybetmedik. O ara dinlendik. Her sayfayı bitirdik. O ara dinlendik ve yeni sayfaya daha taze, kafa biraz dinlenmiş olarak geçtik. Bunu yapın. Hocam bir sayfada bir soru var. O sayfayı çözün. O soruyu işaretleyin. İki soru var. İki soruyu çözün. Onları işaretleyin. Tamam mı? Bu çok önemli arkadaşlar. Hocam ben bütün testi çözüyorum sonra işaretliyorum. Yanlış yapıyorsun. Yapmayın böyle. Onun çok fazla riskleri var. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Ama öyle yapmayın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani sınav konusunda, yani kendi şeyimden de başlarsak, ta ortaokuldan başlarsak yaklaşık 30 yıllık bir tecrübeyle bunları söylüyorum. Ve girdiğim sınavların neredeyse hepsinde başarılı olmuş. İlk bine girmiş çoğunda. Biri olarak söylüyorum arkadaşlar. Bunları yaparsanız inanın çok güzel bir sınav geçireceksiniz. Kendinize güvenin. Ve çalışmalarınıza güvenin. O sınava girin. Arkadaşlar bu sınav sizin için daha yolun başı. Bu sınavda başarılı olunca hayatta başarılı olmanızın bir garantisi yok. Bu sınavda başarısız olduğunuzda da hayat sizin için rezalet gidecek diye de bir şey yok. Yani hayatın ne başı ne sonu bu arkadaşlar. Sizin için. O yüzden bunu da düşünerek stres seviyenizi biraz düşürebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca son bir şey söylüyorum. 9. sınıfta da konuların anlatımı olsun, örnek soru olsun ve yazılı çalışmaları olsun sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Abileriniz, ablalarınız varsa seneye AYT, TYT yi de kapsamımız içine aldık. Sadece liselere giriş sınavı değil, üniversitelere giriş sınavı için de aynı çalışmayı yapacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Bunu unutmayın. Siz de kendinizi sevin. Yapabildiğinizin en iyisini yapın. Sınavdan sonra da bu videonun altına nasıl geçtiğine dair yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.